Merhaba değerli kardeşlerim. Allah'ın izniyle Nur'a yönelişte yine sizlerleyiz. Bu haftaki bölümde ibadetlerde samimi ve kararlı olmaktan ve namaz ibadetinden bahsedeceğiz inşallah. Bildiğiniz gibi ibadet kulluk anlamına gelir. Yani insanların kul olarak Allah için yaptıkları her eylem, konuşma, hal ve tavır birer ibadettir. Allah bizlerden sadece ibadet etmemizi değil, aynı zamanda İbadetlerimizde kararlı olmamızı da istiyor. Kararlılık, bir konuda sebat göstermek, sonuca ulaşmada hiçbir engel tanımamak ve azimle gayret ederek her ne olursa olsun yapılması gerekenleri yerine getirmektir. Allah bir ayetinde şöyle bildiriyor. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Göklerin, yerin ve her ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona ibadet et ve ona ibadette kararlı ol. Hiç onun adaşı olan birini biliyor musun? Ayette geçen kararlılık da işte bu anlamda kullanılmıştır. Ancak bazı insanlar ibadette kararlı olmayı çok kısıtlı değerlendiriyorlar. Çünkü ibadet kelimesinin sadece namaz, oruç, hac, zekat gibi kişinin üzerine farz olan hükümler anlamına geldiğini zannediyorlar. Oysa biraz önce de söylediğim gibi Allah için yaptığımız her davranış, her konuşma ve tüm tavırlarımız birer ibadet hükmünde inşallah. Namaz bizler için nasıl önemli ve farz olan bir ibadetse, aynı şekilde öfkeyi yenmek, güzel söz söylemek, insanları uyarıp korkutmak, doğru yola çağırmak, zanda bulunmamak ya da tartışmacı olmamak da bir ibadettir. Bu nedenle Allah'ın ayetinde haber verdiği ibadette kararlı ol emri hem fiili ibadetler hem de ahlak için geçerlidir inşallah. Allah Müslümanlara dinlerinde kararlı olmaları emrini verirken, Kur'an'ın birçok ayetinde Müslümanların kararlılığının deneneceğini de bildirmiştir. Ayetler, geçmişte yaşayan Müslümanların ve peygamberlerin hayatlarından kesitler sunarken, sık sık onların imanlarının ve kararlılıklarının denendiği olaylardan örnekler verir. Çünkü bu tip zamanlar Müslümanların Allah'a olan bağlılıklarını ve sadakatlerini ispat edecekleri değerli fırsatlardır. Allah, Müslümanların dinlerine olan bağlılıklarının denendiği zamanlara dair en çok inkarcıların sözlü ya da fiili saldırı anlarını örnek vermiştir. Ya da Müslümanlara iftira atıldığı, insanların topluca yüz çevirdiği, bir hastalık dokunduğu, açlık, susuzluk, yorgunluk olduğu, zor ve tehlikeli bir durumla karşı karşıya kalındığı ve özellikle kişinin canının risk altına girdiği anlar örnek olarak verilmiştir. Bu tip durumlar Müslümanların kendi dinlerini yaşamada ve yaşatmada sebat edeceği durumlardır. Bir de Allah'ın büyük bir bolluk, sağlık, dinçlik, zenginlik veya iktidar verdiği durumlar vardır ki bu zamanlarda kişinin gevşekliğe düşmemesi ve onun dinini yaşamadaki kararlılığını göstereceği çok değerli zamanlar elbette. Yani Müslümanlar hem zorluk hem de kolaylıkla denenirler. Her iki durumda Müslümanların tavrında olumsuz bir değişikliğe yol açmaz. Allah insanları kimi zaman bolluk ve zenginlikle, kimi zaman da darlık ve sıkıntıyla dener. Bütün bu durumlarda bizlere düşen büyük bir kararlılıkla Allah'ın rızasını aramaya devam etmektir inşallah. Her gün düzenli olarak yapılması farz olan vakitleri belirli ibadetlerimizi sürekli yerine getiriyor olmak, müminlerde hiçbir zaman için düşünülmeden sadece alışkanlıkla yerine getirilen uygulamalara dönüşmemelidir. Tam tersine bu ibadeti Allah için yaptığını bilmek mümine her seferinde yeni bir heyecan ve yeni bir şevk vermelidir. Namaz da bu şekilde sürekli olarak uygulanan ibadetlerdendir. Kur'an'da müminlerin namazlarında huşu içinde oldukları şöyle bildirilmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Müminler gerçekten felah bulmuştur. Onlar namazlarında huşu içinde olanlardır. Huşu, Allah'a karşı duyulan saygı dolu bir korku anlamına gelir. İnsanın namazda içerisinde bulunması gereken ruh hali de budur. Yani saygı dolu bir korku içinde olmaktır. Bilinçsizce, düşünmeden, samimiyetle Allah'a yönelmeden yapılan ibadetlerin Allah katında herhangi bir değeri olmayabilir. İnsanın yaptığı ibadet onun Allah'a olan yakınlığını, takvasını arttırıyor, tefekkür ve maneviyatını geliştiriyor,
ahlakını güzelleştiriyor ve bu kişiyi kötülüklerden alıkoyuyorsa, o zaman bu ibadetten Allah'ın hoşnut olması umulabilir. Yalnızca ahiret yurdunu arayan, dünyanın gerçek mahiyetini kavramış, akıllı bir mümin, sonsuz azaptan kurtulmak ve cennette daha üstün derecelere ulaşabilmek için yaptığı her işi sonsuz hayatını etki edecek birer vesile olarak görür. Eline geçen, karşısına çıkan fırsatları kaçırmaz. Bu fırsatları Allah'a yakınlaşmaya vesile olarak görüp en bilinçli şekilde değerlendirmeye çalışır. Bunun sonucu olarak da ayette belirtilen felaha kavuşur inşallah. Her gün yüz binlerce insan muhteşem bir yaratılışla hayata geliyor. Daha küçücük bir hücreyken Allah insanı annesinin rahminde büyütüyor. Tüm vücudunda sinir ağları ve damarlar örülüyor. Kalbi atmaya başlıyor. Karaciğeri, böbrekleri yavaş yavaş oluşuyor. Kemikler müthiş bir intizamla vücuda yerleştiriliyor. 9 ay boyunca böyle büyük bir özenle yüz binlerce detayın bir araya getirilmesiyle bizleri yaratan Allah'ın kullarından istediği şey samimiyettir. Samimiyet adeta her kapıyı açan müthiş güçlü bir anahtardır. İnsan ancak samimi olduğunda, ihlaslı olduğunda, kalbi yalnızca Allah aşkıyla yandığında Allah katında bir değer kazanabilir. Tam anlamıyla samimi olan mümin hayatını Allah için yaşar ve Allah için son nefesini verir. İman eden biri için kısacık dünya hayatı yalnızca bir geçiş yeridir ve o gerçek yurdu olan ahireti bir an için bile unutmaz. Bir an için bile dünyaya oyalanmaz inşallah. Müminin tüm hayatının Allah için olduğu ayette şu şekilde geçer. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. De ki şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Samimi olan kulun kalbi sürekli Allah ile birliktedir. Sabah kalkar kalkmaz Allah aklına gelir. Gün içinde verilen tüm nimetler yalnızca Allah'ın izniyledir. Mümin sürekli Allah'ın lütfuna muhtaç olduğunu bilir ve şükrederek bunu gösterir. Allah tüm müminlere en güzel şükür vesilelerinden biri olan namazı da farz olan bir ibadet olarak ayetlerinde şöyle öğütlemiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. İman edip güzel amellerde bulunanlar, namazı dosdoğru kılanlar ve zekatı verenler şüphesiz onların ecirleri Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Ve hayat sürdüğüm müddetçe bana namazı ve zekatı vasiyet emretti. Ey iman edenler, sabırla ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir. Namaz, bizlerin samimiyetlerini tam anlamıyla gösterebilecekleri riyadan, gösterişten uzak çok güzel bir ibadettir. Müminin günün belirli vakitlerinde huşu ile, derin bir saygıyla Allah'a karşı aczini bilerek alnını secdeye koyması ve namaz ibadetini yerine getirmesi, namazlarını titizlikle koruması çok önemli inşallah. Çünkü mümin ibadetlerini titizlikle koruyarak, sürekli Allah'ı anarak, Kur'an'a uyarak kendisini yaratan Rabbimizi hiç unutmadığını çok güzel bir yolla namaz ibadetiyle gösterir. Secde ederken, rükûya eğilirken, kıyamda dururken Allah'ı en güzel sözlerle anıp yüceltirler. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri namazın anlamını Sözler Risalesi'nde şöyle açıklamıştır. Namazın manası Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve tazim ve şükürdür. Yani celaline karşı kavlen ve fiilen Subhanallah deyip takdis etmek, hem kemaline karşı lafzen ve amelen Allahu Ekber deyip tazim etmek, hem cemaline karşı kalben ve lisanen ve bedenen Elhamdülillah deyip şükretmektir. Allah Kur'an'da müminleri, onlar namazlarını özenle koruyanlardır olarak belirtir. İhlaslı bir müminin, yaptığı her ibadette olduğu gibi namazda da
Allah'a olan derin sevgisini çok güzel gösterir. Sabah namaza kalktığında büyük bir şevkle, coşkuyla kalkar. Gün içinde işlerini bırakıp yine büyük bir zevkle namaza durur. Namaz, insanın ruhuna sevdirilmiş çok güzel bir ibadettir. Mümin, nasıl güzel bir manzaradan, güzel bir insanın yüzüne bakmaktan, sevgi dolu iltifatlar duymaktan mutlu olduğu gibi, ibadetleri yerine getirmekten de müthiş bir mutluluk duyar inşallah. Namaz, mümine kendine olan güvenini getirir. Allah ile arasında derin ve sarsılmaz bir bağ oluşmasına neden olur. Mümin, günün belirli vakitlerinde sevdiği dostunun, arkadaşının, sırdaşının önünde eğilir. Bu öyle güzel, öyle güçlü bir dosttur ki müminlerin hep yanındadır. İyi günümüzde, zahiren kötü gibi görünen günlerde, hastalıkta, sağlıkta, yoklukta ve darlıkta Allah her zaman yanımızdadır. İşte mümin, gerçek dostunun, kendisini yaratan Rabbinin önünde aşkla ve şevkle kıbleye yönelir ve secdeye varır. Onu en güzel isimleriyle zikredip yüceltmek ruhuna tarifsiz bir güzellik ve huzur verir inşallah. İşte mümine yakışan da böyle güçlü bir samimiyettir. Ancak iman ettiğini söyleyenler arasında namazı haşa yük olarak gören, namaza üşenerek kalkan, namazı göz ardı edip erteleyenler de olabiliyor. Bu insanlar kendi çıkarları ve menfaatleri söz konusu olduğunda sabahın en erken vaktinde hızla ve tereddüt etmeden kalkabiliyor, hiç üşenmeden yollara koyulabiliyorlar. Yine kendi çıkarları söz konusu olduğunda asla unutmuyorlar, göz ardı etmiyorlar ya da hiçbir şeyi ertelemiyorlar. Elbette Allah bu samimiyetsizliklerine her an şahittir ve Allah sinelerin özünde olanı bilendir. Münafıklar da isteksizce yaptıkları ibadetleriyle ya da gizliden gizliye hiç yapmayarak kendilerince Allah'ı tenzih ederim, Allah'ı kandırdıklarını, Allah'ın görmediğini zannederler. Elbette ki yanılıyorlar. Allah ayetinde şu şekilde bildiriyor. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Gerçek şu ki münafıklar sözde Allah'ı aldatmaktadırlar. Oysa o onları aldatandır. Namaza kalktıkları zaman isteksizce kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı ancak çok az anarlar. Namazı sevgili peygamberimizin kıldığı gibi büyük bir sevinçle ve coşkuyla kılmak gerekir. Allah Müslümanların hayatlarını namaz ibadetiyle süslemiştir. Namaz bizler için çok büyük bir nimettir, bir şükür vesilesidir. Kuşkusuz Allah'ın bizim hiçbirimizin ibadetine ihtiyacı yok. Zaten bütün kainat Allah'a secde ediyor. Bütün kainat Rabbimizi en güzel isimleriyle zikrediyor. Ama bizim Allah'a şükretmeye, ona olan derin saygımızı ve sevgimizi göstermeye çok ihtiyacımız var. Değerli kardeşlerim, bir de iman ettiğini söyleyen ama namaz ibadetinden yüz çevirenler var. Elbette bu kişiler namazın müminin ruhuna yaydığı güzelliklerden, iyiliklerden mahrumlar. Alınlarında secde izi taşımanın şerefinden de mahrumlar. Bir de büyük bir aşkla ve şevkle kınayacının kınamasından aldırmadan namaza duran müminler var. Samimi müminler her ne olursa olsun asla namazlarını terk etmezler. Namaz, müminlerin hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Kur'an'da cehennem ehline neden cehenneme atıldıkları sorulduğunda ilk olarak bizler namaz kılanlardan değildik dedikleri haber verilir. Bu yüzden müminler asla şeytanın oyununa gelmemeliler ve ibadetlerini göz ardı etmemeliler. İhlasla, büyük bir aşkla Allah'a olan şükrümüzü, sevgimizi namazla göstermeliyiz inşallah. Mümin kardeşlerim, çevrelerinde namaz kılan tek bir insan olmasa bile, herkes bu ibadeti görmezden gelse bile, en ufak bir taviz bile vermeden namaz ibadetlerini yerine getirmekten çekinmesinler inşallah. Allah bir ayetinde namaz için şöyle bildirmiştir. Şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Sana kitaptan vahyedileni oku ve namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz çirkin utanmazlıklar, fahşadan ve kötülüklerden alıkoyar. Allah'ı zikretmek ise muhakkak en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir. Son olarak içinde bulunduğumuz ahir zamanda önemini ve gerekliliğini daha çok anladığımız çok önemli ibadet olan Müslümanların birlik olmasından, İttihat-ı İslam'dan bahsetmek istiyorum inşallah.
Allah'ın ayette haber verdiği gibi müminler ancak kardeştirler. Allah Kur'an'da şeytandan Allah'ım sana sığınırım. Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak mücadele edenleri sever buyurmuştur. Sevgili Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri Hutbe-i Şamiye'de İttihat-ı İslam için bu zamanın en büyük farz vazifesi İttihat-ı İslam'dır diyerek Müslümanların birlik içinde olmalarının önemine ve gerekliliğine dikkat çekmiştir inşallah. Aynı Allah'a, aynı kitaba, aynı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme inanan, aynı kıbleye dönen insanların bölünmeleri, hatta düşmanlık derecesinde birbirlerine cephe almaları ancak şeytanın ilkasıyla meydana gelmiş olan bir fitnedir. Bu nedenle müminler bu fitneye kanmamalıdırlar. Müslümanlar ayrılıkları ve farklılıkları bir kenara bırakıp tüm Müslümanların kardeş olduğu gerçeğini bir an önce hatırlamalı ve bu manevi kardeşliğin getirdiği güzel ahlak ile tüm dünyaya örnek olmalıdırlar. İman edenlerin birbirleriyle kardeşliği Allah'ın bizlere bir lütfu ve nimetidir. Bu nimet için Rabbimize şükretmeli ve Allah'ın şeytandan Allah'ım sana sığınırım, Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı sarılın, dağılıp ayrılmayın, emrini unutmamalıyız inşallah. Allah'ım İttihat-ı İslam'ı bir an önce meydana getir, İttihat-ı İslam'ı hemen oluştur diye Allah'a dua etmeliyiz ve İttihat-ı İslam'ın oluşması için ibadet olarak elimizden gelen tüm çabayı göstermeliyiz inşallah. Allah dualara icabet edendir. Yaptığımız salih amelleri ve ibadetleri görendir. Bu güzel ve hayırlı duayı yaparsak ve bu yönde çaba gösterirsek çok kısa bir süre sonra dualarımızın gerçekleşeceğini, Müslümanların birlik olacağını göreceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim, Allah'ın izniyle Müslümanların birlik içinde olmalarını, çekişmemeleri gerektiğini ileriki bölümlerimizde de daha detaylı olarak anlatacağız. Ancak bugünkü programımızın sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Allah'ın sevgisi, rızası ve rahmeti hepimizin üzerine olsun inşallah. Hoşçakalın.